İdris peygamber Göbekli Tepe'de yaşamış olabilir mi? Evet, İslam tarihindeki Hristiyanlık, Yahudilikte de var tabii. Peygamberlerden bir tanesi de İdris peygamber. Bu İdris peygamber öncelikle şu İdris kelimesi ya da peygambere bu isim niye verilmiş? İdris ders anlatan, öğreten demek. Ders anlatan, öğreten. Demek ki İdris peygamber insanlara bir şeyler anlattı, bir şeyler öğretti. O yüzden ona bu isim verildi. Ne anlattı peki İdris peygamber? Niye böyle bir isim vermişiz İdris peygambere? Öncelikle şu bazı peygamberlere kitap verilmiş. Kutsal kitap dediğimiz işte Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an gibi bazı peygamberlere böyle kitap verilmiş. Bazı peygamberlere de sayfalar verilmiş. Suhuf ya da sayfa denilen şeyler. İdris peygambere de bu sayfalardan verilmiş ve 30 sayfalık bir şey gelmiş, bir kutsal metin gelmiş İdris peygambere. Ve bu kutsal metinde neler var? Şimdi Göbekli Tepe dedik en başta, Göbekli Tepe'ye bağlayacağız. İdris peygamberi Göbekli Tepe'yle bağlantı kuracağız. Şimdi bu 30 sayfada neler var? İdris peygamber insanlara ne öğretti? Öncelikle yıldız bilimi öğretti. Yıldız bilimi dediğimiz astronomi, astroloji, gök bilimi önemli bir şey değil mi? Ve bu insanlığın ilk dönemlerinden bahsediyoruz. İdris peygamber Hazreti Adem'in yaşadığı dönemde var. Hazreti Adem 622 yaşındayken İdris peygambere peygamberlik geliyor. Dolayısıyla Hazreti Adem birinci peygamber, Şit ikinci peygamber, İdris üçüncü peygamber gibi. Yani ilk insanlardan, ilk peygamberlerden biri İdris peygamber. O dönemde yıldız bilimi önemli bir şey. Bu kitap, bu suhufta, sayfalarda yıldız bilimi var. İdris peygamber bunu insanlara öğretiyor. Bunun dışında ne var? Hesap bilimi var. Yani matematik, geometri. İnsanlara öğretiyor İdris peygamber. Tıp bilimi var. Tıbbı öğretiyor insanlara. Bitkilerin sırları var. Bitkiler dediğimiz eczacılık. Yani şifa anlamında, işte beslenme anlamında. Hangi bitkiler yenir, hangileri tedavi için kullanılır. Bunları öğretiyor İdris peygamber insanlara. Bunun dışında yazı yazmayı öğretiyor. İnsanlığın dönüm noktasından bir tanesidir. Belki insanlık tarihinin en önemli buluşudur. Çünkü biz tarih dersinde de anlatırken tarihi ikiye ayırıyoruz. Yazı öncesi ve yazı sonrası diye. Dolayısıyla yazı insanlık tarihinin en önemli buluşu diyebiliriz. İdris peygamber insanlara yazıyı öğretmiş. Dikiş dikmeyi öğretmiş. Elbise ya da işte kıyafet yapmayı öğretmiş. Dolayısıyla terzilik öğretmiş insanlara. Remil bilimini öğretmiş. Remil nedir? Bu arada yani falcılık gibi gelebilir aklına ama falcı değil. Remil şu astroloji, gök bilimi. Günümüzde de böyle bir bilim var. Mesela gök cisimlerin hareketlerine göre gelecekle ilgili tahmin yapabiliyorsunuz. Bu kahinlik değil, bilimsel bir şey yani. Hatta günümüzde Amerika başkanı, Çin başkanı, Rusya başkanı böyle büyük devletlerin başkanlarının yanında bu insanlar var ve danışman olarak bunları kullanıyorlar. Gelecekle ilgili. Onlardan astroloji bilimine göre gelecekle ilgili tahminler alıyorlar. Falcılık, kahinlik değil. Geçmişte de vardı bu. Mesela Osmanlı Sarayı'nda müneccimler var. Hani bir şey bilene derler ya sen müneccim misin diye bir cümle vardı orada. Müneccimler var Osmanlı padişahının sarayında ve onlar padişaha fikir veriyor. Padişah diyor ki bu sene sefere çıkalım mı? Müneccim geliyor anlatıyor. Ya da bu sene şunu yapalım mı? Müneccim fikir veriyor. Dolayısıyla bu bir bilim. İşte bu bilim de Hazreti İdris döneminden itibaren insanlara öğretilmiş. O dönemden günümüze kadar da kalmış. Onun dışında meslekleri ve sanatları öğretiyor İdris peygamber. Yine en önemli olaylardan bir tanesi demiri öğretiyor. Demirin kullanılmasını, demirin keşfi İdris peygamber tarafından insanlara öğretilmiş. Demirden aletler yapılması insanlık için bir dönüm noktasıdır. Bunu öğretmiş. Bunun dışında tarım yapmayı öğretmiş. Yani gerçi tarım hem hep var olabilir ama hani bu daha demirden yapılmış aletlerle daha iyi tarım nasıl yapılır onu öğretiyor insanlara. Deri ve kumaşlardan elbise yapmayı öğretiyor. Ve insanlara yerleşik hayatı öğretiyor. Göçebelikten yerleşik hayata geçiriyor. Hepsine baktığınızda İdris peygamber döneminde insanlık önemli bir çağ atlamış. Yani önemli bir gelişim yaşamış. O yüzden İdris peygamber öğretendir. Öğretmendir. Göbekli Tepe'ye dedik. Göbekli Tepe'nin ne ilgisi var? İdris peygamberin yaşadığı dönemle Göbekli Tepe tarihleri örtüşüyor, uyuşuyor. Dolayısıyla İdris peygamber, Göbekli Tepe aynı tarihler diyelim. İdris peygamberin yaptığı şeyler Göbekli Tepe'de ortaya çıkan şeylere bakıyoruz. Uyuşuyor. Yani zaman olarak uyuşuyor. Yapılan icraatlar olarak uyuşuyor. Mekan olarak uyuşuyor. O yüzden İdris peygamberin Göbekli Tepe'de yaşamış olma ihtimali çok yüksek bu anlattığımız şeylere göre. Büyük ihtimalle de Göbekli Tepe'de yaşamış olabilir. Hatta Göbekli Tepe uygarlığının oluş İdris peygamberin insanlara öğrettiği bu şeylerin çok büyük etkisi olabilir. Bu sadece İslamiyet'te değil, Yahudilik'te de bu şekilde. Hatta İbraniler Hanoh ya da Hanok diyorlar İdris peygamber için. Orada da yine öğretmen, öğretici anlamında. Hatta Yahudi kaynaklarına göre İdris peygamber yani Hanok, müzevi bir şekilde tek başına hayatını yaşayan bir insan. Sonra bir melek geliyor Tanrı tarafından. Diyor ki insanlara bildiğin şeyleri anlat, öğret. Böylece İdris peygamber öğretmeye başlıyor. Yani bu dini literatüre baktığımızda ona peygamberlik görevi verilmiş demek. Bir melek geliyor bir şeyler anlatıyorsa sen peygambersin demek.
gerekir. O yüzden İdris peygamber tek başına bir yerde yaşarken bir melek geliyor, ona insanlara bir şey anlatması gerektiğini söylüyor. Böylece İdris peygamberin peygamberlik görevi başlamış oluyor. 243 yıl boyunca İdris peygamber insanlara bunları anlatıyor. Yani peygamberlik yapıyor, öğretmenlik yapıyor. O yüzden Yahudi kaynaklarında da, İslam kaynaklarında da benzer şeyler var. O yüzden diyoruz ki, yani toparlama anlamında yine, Hazreti İdris'in yaptıklarıyla Göbekli Tepe'de yapan şeyler uyuşuyorsa, dönem uyuşuyorsa, mekan uyuşuyorsa İdris peygamber Göbekli Tepe'de yaşamış olabilir. Hani İdris peygambere başka medeniyetlerde başka isimler de verilmiş. Mesela Hermes aslında İdris peygamberdir diyenler de. Hermes kim? İşte Yunan mitolojisinde, Mısır mitolojisinde tanrıların en kurnazı olarak bilinen tanrı. Onun da İdris peygamber olduğunu söyleyenler de var tabii. Hatta bunun içinde İslam bilimcileri de var. Biruni falan da Hermes'in aslında İdris peygamber olduğunu söylemiş. Demek ki böyle bir anlayış var. İdris peygamberin öğreten olduğu, Göbekli Tepe ile aynı dönemde yaşadığı, o yüzden Göbekli Tepe'de İdris peygamberin izi olabilir. İdris peygamberin mekanı Göbekli Tepe olabilir. Adresi orası olabilir. Öylece bağlantı kurmuş oluyor. Görüşmek üzere.